Metin3 Haber Merkezi'nden iyi günler. Bugün Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin 7. yılı. Hrant Dink Taksim'den Agos gazetesine yapılacak yürüyüşle anılacak. Taksim'de gazeteci Kadri Özkan bizi bekliyor. Kadri merhaba. Kadri, sesimi alabiliyor musun? Evet, değerli izleyenler, Kadri şu anda sesimi alamıyor. Arkadaşlarım tekrar bağlamaya çalışacaklar. Dink için günlerdir anma etkinlikleri de devam ediyor. Şimdi bu anma etkinliklerine bakalım. Akşam mücadelesine başladığı Meleti'de binlerce kişinin katılımıyla anma etkinliği düzenlenirken aynı amaçla İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Ayvalık gibi birçok kent ve ilçede de anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Dink'in anma etkinlikleri bugün de devam ediyor. Ankara'da da saat 14.30'da Bir Gün Gazetesi Ankara Temsilciliği önünden Güven Park'a yürünecek. Ahmet'te ise saat 15'te Koşuyolu Parkı'nda basın açıklaması, saat 17'de ise Ceger Koyun Gençlik ve Kültür Merkezi'nde BDP'li Ahmet Büyükşehir Belediye Başkan adayları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın katılımıyla anma etkinliği düzenlenecek. Evet değerli izleyenler, Taksim'de Dink anısına yapılacak yürüyüşe bağlanacağız tekrar. Kadri telefon attığımızda, Kadri Özkan. Kadri merhaba. Merhaba. Kadri, yürüyüşe ilişkin son gelişmeleri senden almak istiyoruz. Yoğun polisiye önlemler alındığı bilgisi geldi. Orada son durum nedir? Evet, sabah saatlerinden sonra Taksim meydanında yoğun polis önlemleri alındı. Taksim meydanı tamamen o saatlerde zaten binlerce kişi Taksim meydanında bir araya geldi. Affetmeyeceğiz, Tatarlar unutmayacağız. Hepimiz Rus'uz, hepimiz Ermeniyiz. Halklar bana açıkladı, kent arkadaşlar ne yaptı? Yardımlar açıkladı, pankartlar açıkladı. Biz her iki kişinin adalet, partilere hesap vereceğiz. Faşil Leyla, kardeşim kim Hıran, Şubo Hıran, Cibo Tardan. Ne yazdı? Tabii ki yine Ermenice, Kürtçe, Türkçe. Yine Hıran için, adalet için yazdı. Tabii ki Taksim'de biraz önce yürüyüş başladı. Yürüyüşte sık sık katillere hesap verecek sloganları atlıyor. Yine onun aracında çalınan Ermeni cem müzikler eşliğinde yine yürüyüşe devam ediyor. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı dedik. Yine HDP eş genel başkan yardımcısı Sırıs Süreyya Önder, HDP eş genel başkanları Levent Tüzel, Sebahat Tüncel, yine birçok siyasi sendikat, siyasi parti sendikat başkanları, genel başkanları bu yürüyüşe katıldı. Yürüyüş şu anda binlerce kişinin katılımıyla atılan sloganlarla devam ediyor. Saat 3'te Agos gazetesinin önünde olmayı planlıyorlar. Saat 3'te Hrant Dink'in katledildiği yerde bir anma etkinliği gerçekleştirilecek. Hrant'ın ailesi ise Hrant'ın mezarlığına gitti. Oradan anmaya katılacak. Saat 3'te anma programı başlayacak. Şu anda da yürüyüş zaten Agos'a doğru devam ediyor. Herhangi bir polis müdahalesi söz konusu mu Kadri? Efendim? Herhangi bir polis müdahalesi söz konusu mu yürüyüşe? Biz en başta belirttim zaten yoğun bir polisiye önlem vardı. Taksim meydanı tamamen kapatılmıştı. Tomalarla, çevik kuvvet polislerle barikat kurarak orada bekleyişlerini devam ediyorlar. Henüz bir gerginlik veyahut bir müdahale söz konusu değil, çıkmadı. Şu anda yürüyüş devam ediyor. Teşekkürler Kadri. Senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, gazeteci Kadri Özkan İstanbul'dan Taksim'den aktardı. Hrant Dink anısına düzenlenen yürüyüşü takip ediyor gazeteci arkadaşımız. BDP ve HDP'li vekillerin yürüyüşe katıldığını, bu yürüyüşte binlerin Hrant anısına yürüdüğünü ve saat 3'te Hrant Dink'in katledildiği yerde anma etkinliği düzenleneceğini bizlere aktardı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın Hrant Dink'in anması vesilesiyle Ermeni halkına hitaben mektup yazdığı kamuoyuna yansımıştı. Bu mektubun Adalet Bakanlığı'na takıldığı iddia edildi.
Abdullah Öcalan'ın Hrant Dink anısına gönderdiği mektupla ilgili İmralı'ya giden heyette yer alan BDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder açıklama yaptı. İmralı'ya giden heyette yer alan Önder, kendilerine iletilmiş bir mektubun olmadığını ve mektubun Adalet Bakanlığı'na gelip gelmediği konusunda bilgileri olmadığını söyledi. Ancak Öcalan, BDP ve HDP heyetiyle yaptığı son görüşmede Dink'in katledilmesinin yıl dönümünde Ermeni halkına yönelik bir mektup gönderileceğini belirtmişti. Öcalan, Dink'in katledilmesinin bu topraklarda son Ermeninin de katledilmesi sürecini başlattığına değinmiş, buna karşı en büyük mücadeleyi de kendisinin ortaya koyduğunu söylemişti. Hrant Dink'i anma mesajları da var değerli izleyenler. Mesajlarda ortak vurgu, Dink cinayetinin 7 yıldır aydınlatılmamasına olan tepki. Kongregel Eş Başkanlığı Dink cinayetini Türk Devleti'nin Anadolu ve Mezopotamya halklarına yönelik işlediği soykırımlar, katliamlar ve faili belli olan cinayetlerin bir devamı olarak tanımladı. Ve Roboski'de 34 Kürt'ün katledilmesiyle Paris'te 3 yiğit devrimci Kürt kadının katliamı da aynı senaryonun parçalarıdır dedi. DTK İnanç ve Halklar Komisyonu yazılı açıklamasında Dink'in devletin takibi altında göz göre göre katledildiğine vurgu yaptı. Ve Dink cinayetinin aydınlatılması için yürütülen adalet mücadelesini desteklemeye, bu konuda dayanışma içerisinde ve bu sürecin bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz denildi. HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü yazılı açıklaması, Hrant Dink'in katilleri ve arkasındaki güçler tüm ilişkileriyle ortaya çıkıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağız şeklindeydi. Devamla HDP olarak Türkiye'nin her yanında Ermeni halkıyla dayanışmayı, Ermenilere uygulanan ayrımcılığa karşı mücadeleyi büyüteceğiz denildi. BDP eş başkanları Gülten Kışanak ve Selahattin Demirtaş imzalı açıklamada adalet arayışı ve mücadelesini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz denildi. Eş başkanlar Hrant'ın kimliği, vicdanı, mücadeleci duruşu, her zaman diyalog ve uzlaşmadan yana olan tavrıyla barışın ve halklar arası kardeşliğin önemli bir sembolü olduğunu hatırlattı. ...2014 yerel seçimlerin gündemiyle devam edelim. Seçimlere eş başkanlık sistemiyle giren BDP'li kadınlar seçim beyannamesini açıkladı. BDP Kadın Meclisi 2014 yerel seçim beyannamesini Ahmet'te Cegerkuyu'nun Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıyla açıkladı. Toplantıya BDP'nin bütün kadın belediye eş başkan adaylarıyla BDP'li vekiller ve yüzlerce kişi katıldı. BDP'nin son 5 yılda yerel yönetimlerde kadınlara yönelik gerçekleştirdiği projeleri anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantıda seçim beyannamesi BDP Kadın Meclisi üyesi ve DÖK aktivisti Kibriye Evren tarafından açıklandı. Demokratik kurtuluş ve özgür yaşamın ancak demokratik özellikle hayat bulabileceğine vurgu yapan Evren, kadınlar demokratik kurtuluş özelliğin gerçekleştiricileri ve özgür yaşamın cesaretidir dedi. Eş başkanlık sisteminin kadın özgürlük mücadelesinin en somut ve en önemli başarılarından birisi olduğunu dile getiren Evren, yerel yönetimlerde kadın eksenli bir belediyeciliği esas alacaklarını belirtti. Ahmet'te Cegerkuyu'nun Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıya bağlanalım hemen. Telefon attığımızda gazeteci Dicle Müftüoğlu var. Dicle merhaba. Merhaba. Dicle, BDP Kadın Meclisi 2014 yerel seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede neler var? Bir de senden dinleyelim. Beyanname açıklaması coşkulu bir törenle yapıldı. Cegerkuyu Kültür Merkezi'nde yapıldı bu tören. Bu törene bütün eş başkan adayları katıldı. Oluşturdular salonda.
30 Mart 2014 yerel seçimleri için ayrı bir komisyon hazırlamıştı BDP Kadın Meclisi adaylarını belirlemek için. Yine bu komisyon ayrı bir beyanname ile kadınların özgünlüğünü yansıttı seçimler için. Bu toplantıda en önemli noktalardan biri eş başkanlık sisteminin ne vurgu yapıldı. Bu eş başkanlık sisteminin kadının eşit temsili için bir beyanat olduğu ve önemli bir nokta olduğu vurgulandı. Bunun dışında önemli noktalardan biri toplumsal cinsiyet etkilendirme raporu hazırlayacak bütün BDP'li yerel yönetimler. Bununla bir kentte eğer genel yapılacak hizmetler kadınlara danışılacak ve kadınların onayı alınarak yapılacak. Kadın kooperatifleri kurulması planlanıyor yine bu seçim beyannamesine göre. Kadınlara özel bütçe ayrımı söz konusu bu beyannamede ve bu beyanname için kadının özgürlüğüyle demokratik özelliğin sağlanacağı vurgulanıyor ve bu beyanname PKK lideri Abdullah Öcalan Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçi ve Rojava devrimine adandı kadınlar tarafından ve coşkulu bir şekilde devam eden etkinlikte en son bütün adaylar çıkarak kitleyi selamladı. Evet Dicle, teşekkürler aktarımların için. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Şimdi de seçim gündeminden haberleri sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. BDP'li Sert ve Ahmet Belediye Eş Başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan tahliye olan BDP'li vekiller çalışmalarına yarın Serhat'ta başlıyor. BDP'nin Siirt Belediye Eş Başkan adayı Tuncer Bakırhan seçim çalışmaları kapsamında Güres Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Cadde boyunca esnafları ziyaret eden Bakırhan'a ilgi yoğundu. BDP Ahmet Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Gülten Kışanaksa Diyarbakır Ticaret ve Sanayiciler Odası'nı ziyaret etti. Öte yandan geçtiğimiz hafta tahliye olan BDP'li milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarı Yıldız, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan ve Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi elimize ulaştı. Vekiller yarın 3 günlük sürecek Serhat gezisine çıkacak. İlk olarak Bedlis'in ilçelerini ziyaret edecek olan vekiller ardından Muş'un Kop ve Milazgir ilçelerinde halkla bir araya gelecek. Salı günü Erzurum'un Dep ilçesiyle Agiri'yi, çarşamba günü de aynı saatlerde İdir ve Kars'ta mitinglere katılacaklar. İnternete sansüre ilişkin yasa düzenlemesine karşı dün internetime dokunma sloganıyla İstanbul'da eylem düzenlendi. Eyleme polisin saldırmasıyla o bilindik tablo bir kez daha yaşandı. Tom araçları, tazikli su, gaz bombaları, plastik mermiler, coplu ve kalkanlı polisler. Şimdi İstanbul, Taksim Meydanı ve ara sokaklarına gidelim ve dün akşam yaşanan polis saldırısını ve saldırıya karşı direniş karelerini izleyelim. Serpak var mı? Var. Elini yüzüne sürme. Hayır silme lütfen ya. Ne yaptık abi size? Evet. Hırsızlık yaptık. Gidin tutun. Ne yaptık abi? Yok. Kelimelerden bu kadar mı korkulur ya?
elinde. Gel pansuman yapalım. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan tarafından başlatılan demokratik çözüm sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor. İHAD Semsur Şubesi dün belediye düğün salonunda çözüm süreci Türkiye'de paralel yapılanma konulu panel düzenledi. Panelde çözüm sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Panelin açılış konuşmasını İHAD Şube Başkanı Osman Süzen yaptı. Ardından gazeteci yazar Cengiz Çandar konuştu. Devam eden iktidar kavgasını yorumlayan Çandar, AKP hükümetinin amacına dikkat çekti. Ardından da soru cevap bölümüne geçildi. Bu olan biteni, yani iktidar cemaat arasındaki ortaya çıkan çatışmanın, benim devlet iç savaşı dediğim olayın çözüm sürecine bir şekilde mutlaka etkisi olacaktır ama bu nedenle çözüm süreci bitecek falan değil. Bu olay çözüm sürecini bitirmez. Günün gelişmelerini aktardık. 18 bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.